İhsan. Hı. Şimdi bana oradan okumayacağın bir sayfa ver. Sen de rahat et bende. Ama ben senin okumak istediğin sayfayı okumak istiyorum bir tane. Ama artık ben gazete okumak istemiyorum. Senin yüzünden ben de okuyamayacağım şimdi. İyi. Ver o zaman oradan sosyete ilavesine. Bakalım memleketin diğer yarısı neler yapıyor. Diğer yarısı mı? Memleketin diğer yarısı biziz Sevinç. Eskiden fakirdik, fakir yarısıydık. Sonra zengin olduk, zengin yarısı olduk. Şimdi para içinde yüzüyoruz, öbür yarısı olduk. Yani biz aslında memleketin üç yarısı birdeniz. Aferin İhsan. Hem de hesap makinesi kullanmadan topladın. Nerede kaldı İrfan ya? Ölüyorum açlıktan. Anca gelir. Adamcağıza akşam akşam Çin yemeği almaya yolladın. İyi de Çin'e yollamadım ya. Evde ne güzel nohutlu pilavımız vardı. Bizim neyimize gerek Çin yemeği İhsan? Öyle deme Sevinç, öyle deme. Yeni açılmış bu restoran. Bütün sosyete oradan yemek yiyor. Hem ne demiş büyüklerimiz? Yemek Çin'de bile olsa gidip yiyiniz. Bakalım bizim takım bu yıl transferde ne yapacak? Aslında şu yabancı yemekleri merak etmiyor değilim. İrfan Bey bir Meksika yemeğinden bahsetmişti, fajita diye. Ya ne acaba? İhsan, sen fajita hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi emin değilim Sevinç. Bu Fener'deki Ortega gibi sezon ortasında bırakıp gidebilir. Bu yabancı transferlerinde dikkat etmek lazım. Aa, bak İhsan, Nevzat Özüner dün gece evinde büyük bir parti vermiş. He? Ah, nerede yazıyor? Burada. Hayret bir şey ya. Tam okuyacağım yeri elinde tutuyorsun Sevinç. İnanabiliyor musunuz buna? Buna inanabiliyor musunuz? Nevzat Özüner parti veriyor, beni çağırmıyor. Sacit Bertan, Sacit Bertan kim ya? Ünlü sosyete yazarı. Nerede bir parti, böyle önemli bir sosyal etkinlik olsa bu adam orada. Mümkün değil. Benim geçen hafta verdiğim yemeğe gelmedi. Olacak kepazelik değil ya. Nevzat Uzuner parti veriyor, beni çağırmıyor. Biz neredeyse bir küsür yıldır tanıyoruz birbirimizi. Aramızdaki o sevgi, saygı... İhsan, adam sana gıcık oluyor. Ne alakası var ya? Niye gıcık olsun bana adam? Yok mu? Bu işte bir bit yeniği var. Beni çağırmamasının çok ciddi bir sebebi olmalı. Tabii ya. Sevinç, ne yaptın adama? İnşallah yemek gelmiştir. Ya da ağzını tıkacak herhangi bir şey.